Bu ülkede asla kendimi bir kadın olarak güvende hissetmiyorum. Öncelikle kadın ve çocuklarımızın güvenliğinin sağlanması için İstanbul Sözleşmesi'nin özellikle geri alınmasını talep ediyorum. Kesinlikle kadınlar güçlü kalmalı ve kesinlikle özellikle genç kadınlarımız için önerilerim. Ayaklarının üstünde durup çalışıp ekonomik özgürlüğünü sürekli ellerinde tutmaları lazım. Ve asla asla kendi hayatlarını bir erkeğin eline bırakmamaları gerektiğini düşünüyorum. Kendimi hiç güvende hissedemiyorum. Çünkü herhangi bir dışarıdaki kadına yapılmış, kendime yapılmış gibi hissediyorum. Benim de kızım var. Her şeyden önce insanlık dışı bir muameleme. Yani sözün bittiği yer artık. Koruyamıyoruz. Korunma isteyen, talep eden kadınlarımızı bile koruyamıyoruz. Çok üzücü bir durum yani. Birlik içinde olmalıyız. En azından birbirimizi korumalıyız, destek olmalıyız ve ilk başta da eğitim diyorum ben. Eğitimin burada çok büyük önemi var. Ailede başlıyor ilk önce eğitim. Kadın olarak korkuyorum. Kadın olarak geldik. Kadın olarak da ölmek ister ama Allah'ın verdiği canı Allah alır. Yani yaptıkları çok kötü bir şey, çok ayıp. İnsanlığa sığmaz. Çıkmalı. Çıkılmazsa tepemize çıkarlar. Ben kadınları çok tutuyorum kendi çoğuluma rağmen. Bu hükümetin uyguladığı sistematik bir durum. Yani kadınları eve kapatmanın yollarından kaynaklanan bir durum. Kadınları çalıştırmamak, kadınları sadece yani hükümetin seks metası olarak görmesinden kaynaklı bir şey. Kadınları iş hayatında istemiyorlar, sosyal hayatta istemiyorlar. Kadınlar sadece onların izin verdiği sürece konuşmalı, onların izin verdiği sürece gülmeli, onların izin verdiği yere gidebilmeli. Onun dışında kadın tek başına bir yere gidemiyor, yani gidemez. Ve en önemlisi kadını bir birey olarak görmüyorlar. Başarmalılar, çalışmalılar, çabalamalılar. Yani bir mücadele vermeliler. Anlatabiliyor muyum? Mücadele olmadan bir şey olmaz. Kendimizi hiçbir şekilde güvende hissetmiyoruz. Giderek de daha çok eve kapatılıyoruz. Çocuk olarak da, kadın olarak da, yaşayan diğer haycanlar olarak da yaşam güvenliğimiz yok. Nefes almamız bile zorlaştırılmış vaziyette. Kadınlara dokunmak, kadınlara dokunup onların farkındalıklarını artırmak ve kendi haklarının bilincinde olmalarını sağlatmak. Kendilerinin de güçlü olduğunu, kadınların ancak toplumu düzeltebileceği, çünkü çocuklarımızı yetiştiren kadınlar, çocuklarla ilgili sorunları biz anne baba eğitimiyle çözüyoruz ama sadece kadın değil. Ben son zamanlarda şuna karar verdim. Babaları da eğitmek lazım. Babaları eğitilirse o işbirliği içinde toplumdaki bu vicdansızlık, acımasızlık, nasıl diyeyim, yani akıl almıyor. Bu yaşadıklarımız, duyduklarımız, mümkün değil dediğimiz, hani bir rüya uyanalım gibi, ama mücadelemizi bırakmayacağız. Gençlere çok şey düşüyor. Gençlerin bu konuda bilinçlenmesi ve örgütlenmesi. Bireysel çabalarla çok fazla sonuca gidemiyoruz.